Gökyüzüne baktığımızda parlayan her yıldız aslında devasa bir nükleer reaktördür. Bu yıldızlar milyarlarca yıl boyunca ışık ve ısı yayarak evreni aydınlatırlar. Peki bu enerjinin kaynağı nedir? Yıldızlar bu muazzam enerjiyi nasıl üretir? Ve bu süreç ne kadar sürdürülebilir? Bu sorular modern astrofiziğin temel yapı taşlarını oluşturur. Yıldızların enerjisi, nükleer füzyon adı verilen bir süreçle ortaya çıkar. Bu süreç, yıldızın çekirdeğinde çok yüksek sıcaklık ve basınç altında gerçekleşir. Yıldızın doğum süreci, dev bir gaz ve toz bulutunun, yani bir nebulanın, kendi yerçekimi sayesinde çökmesiyle başlar. Bu çökme sonucu, merkezdeki sıcaklık milyonlarca dereceye ulaşır. Özellikle 10 milyon Kelvin sıcaklık seviyesinin üzerine çıkıldığında, hidrojen atomlarının çekirdekleri birbirine kaynaşarak helyum çekirdeklerine dönüşmeye başlar. Bu dönüşüm sırasında çok küçük bir kütle kaybı olur ve bu kütle Einstein'ın ünlü formülü E eşittir mc kare gereği devasa miktarda enerjiye dönüşür. Yıldızlar bu enerjiyi sürekli üretebilmek için bir denge içinde varlıklarını sürdürürler. Bu dengeye hidrostatik denge denir. Yıldızın merkezinde gerçekleşen füzyon reaksiyonları dışa doğru büyük bir radyasyon basıncı oluşturur. Bu basınç, yıldızın kendi kütle çekimi ile içe doğru olan kuvvetle dengelenir. Bu sayede yıldız, uzun süre boyunca sabit bir hacim ve sıcaklıkla enerjisini dış uzaya yayabilir. Yıldızın bu süreçte ne kadar süreyle enerji üretebileceği doğrudan kütlesine bağlıdır. Güneş gibi orta kütleli bir yıldız, çekirdeğindeki hidrojen yakıtını yaklaşık 10 milyar yıl boyunca kullanabilir. Ancak daha büyük kütleli yıldızlar, enerjiyi çok daha hızlı üretip tükettiklerinden ömürleri birkaç milyon yıla kadar inebilir. Öte yandan düşük kütleli yıldızlar, enerjilerini çok daha yavaş harcadıkları için trilyonlarca yıl yaşayabilir. Füzyon süreci, yıldızın merkezindeki hidrojen tükendiğinde sona ermez. Yıldız daha sonra helyum gibi daha ağır elementleri yakmaya başlar. Helyum bitince de sırasıyla oluşturduğu daha ağır elementleri harcamaya devam eder. Ancak bu süreç de sınırlıdır. Çünkü demir ve daha ağır elementlerin füzyonu, enerji üretmek yerine enerji tüketir. Bu noktaya ulaşıldığında, yıldızın iç dengesi bozulur ve nihai evrimsel aşamasına girer. Bu evre, yıldızın kütlesine göre beyaz cüce, nötron yıldızı veya kara delik gibi yapılara dönüşmesiyle sonuçlanır. Ancak bazı yıldızlar, bu dönüşüm sırasında evrenin en şiddetli olaylarından bazılarına neden olabilir. Nova ve süpernova patlamaları. Düşük kütleli yıldızlar, beyaz cüce haline geldikten sonra bile bir ikili yıldız sistemindeyseler, yakınlarındaki yıldızdan madde çekerek yüzeylerinde hidrojen biriktirebilirler. Bu hidrojen, belirli bir eşik değere ulaştığında ani bir füzyon reaksiyonu gerçekleşir ve yıldız aniden parlayarak bir nova olayı meydana getirmesine sebep olur. Bu patlama yıldızı yok etmez, ancak parlaklığında dramatik bir artışa neden olur. Öte yandan yüksek kütleli yıldızlar, hayatlarının sonuna ulaştıklarında çekirdeklerindeki basınç yerçekimini dengeleyemez hale gelir. Çekirdek aniden çöker ve dış katmanlar muazzam bir enerjiyle dışarı fırlatılır. Bu olay süpernova olarak bilinir. Süpernova patlaması sırasında yıldız birkaç günlüğüne bir galaksinin tamamı kadar parlak olabilir. Bu tür patlamalar sadece evrendeki en enerjik olaylar değil, aynı zamanda altın ya da uranyum gibi demirden daha ağır elementlerin oluştuğu yegane doğal süreçlerdir. Süpernovadan sonra geriye ya çok yoğun bir nötron yıldızı ya da yeterince büyükse ışığın bile kaçamadığı bir kara delik kalır. Sonuç olarak yıldızların enerjisi sadece ışık ve ısı kaynağımız değil. Aynı zamanda evrendeki madde döngüsünün ve elementlerin oluşumunun temel itici gücüdür. Bizler yıldızların külleriyle var olduk. Ve o yıldızların kalbinde yanan füzyon, evrenin en temel motorudur. Yıldızların kalbinde yanan bu enerji,
evreni şekillendiriyor. Siz de bilimin ışığında evreni keşfetmeye devam etmek için Exception TV'ye abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.